Bugünkü videomuz biraz hıza ihtiyacı olanlar için 3 günde 1 kilogram vermek mümkün mü? Tabii ki mümkün. Sizler için 3 günlük bir beslenme önerim olacak. Lütfen bunları kaydedin, not edin. Böyle çok hızlıca kilo vermek istediğiniz zamanlar tabii ki kullanabilirsiniz. Zaten oldukça sağlıklı bir beslenme menüsü olacak. Bu videoyu sizlerden gelen istek üzerine çektik. Çünkü YouTube'umuza abone oluyorsunuz. Oraya böyle mesajlar yazıyorsunuz. O mesajların birinde de diyor ki hocam böyle 3 günde yarım kilo, 1 kilo vereceğimiz bir beslenme öneriniz olur mu? Yayınlarsanız çok seviniriz. İşte sizler için önerimiz. Birinci gün. Birinci günle başlayalım. Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Sabah kahvaltısı. O gün böyle güzel bir kahvaltı yapalım. Gün içinde oldukça tok kalalım. Kahvaltı çok önemli diyoruz. Bir haşlanmış yumurta kahvaltımızda. Böyle kilo verirken tek yönlü diyetleri asla yapmıyoruz. Her besin grubundan makro besinler ve mikro besinler vücudumuza girecek şekilde ama biraz da bir kalori kısıtlamaya dikkat ederek, tok kalmaya özen göstererek, sağlıklı bir şekilde zayıflamak için işte bunları yapıyorsunuz. Bir haşlanmış yumurta, bir yemek kaşığı kadar lor peyniri, iki avuç maydanoz, roka, tere, yeşilliklerimiz, tam bir C vitamini kaynağı. Üzerine bol limon sıkıyoruz. Limonla birlikte diyoruz. Yanına bir bardak yeşil çay ve ince bir dilim kadar da tam buğday ekmeği yiyoruz. Nasıl? Kahvaltı? Böyle hızlı kilo, 3 günde 1 kilo deyince aç kalacağını zannettiniz değil mi? Hiç kalmayacaksınız, merak etmeyin. Bu kahvaltıyı yaptığımızda, mesela diyelim ki sabah 8.30-9 gibi bu kahvaltıyı yaptık. Öğlen oldu, acıktık. Saat kaç? 13-14. Burada şunu yapıyoruz. Bir kase yoğurt. İçerisine 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi koyuyoruz. Bir tane de meyve koyuyoruz. Gelelim akşam acıktığımızda. Burada bir kase bol haşlanmış brokoli, karnabahar ve lahana. İstediğiniz kadar olabilir. Üzerine bir tatlı kaşığı zeytinyağı ekliyoruz. Artı bol baharat. İstediğiniz karabiber, kimyon gibi baharatlar da biraz tok tutar ve lezzeti artırır. Yanına da yine bir kase yoğurt yiyoruz. Gün içerisinde mutlaka 10-12 bardak kadar su içiyoruz. Aralarda acıktığınızda da efendim ne yapıyorsunuz? Yeşil çay, ıhlamur, ada çayı gibi bitki çaylarından da içmeniz mümkün. Bu da müesseseden ikram. Birinci gün bunu yiyorsunuz. Güzel mi? Evet, geliyoruz ikinci günümüze. Akşam haşlanmış sebzelerimizi ve yoğurdumuzu yediğimizde ve akşam yemeğinden sonra hiçbir şey yemediğinizde sabah birazcık aç uyanabilirsiniz. O nedenle ikinci gün sabah yine doyurucu bir kahvaltıyla güne başlayalım. 2 dilim tam buğday ekmeği. Şöyle bir doyalım. İçerisine bir dilim dil peyniriyle yapılmış. İsterseniz maydanoz, domates, kuru domatesler koyabilirsiniz. Bir yağsız tost yapalım. Ve yanına yeşil çayla birlikte kahvaltıda bunu yiyelim. Öğlenleyin yine burada bir fincan sütlü kahve mesela. Yanına 3 tane kuru meyve, kuru kayısı, kuru incir olabilir. 2 adet ceviz yiyin. Bu sizi bayağı tok tutar. Akşama doğru isterseniz bir Türk kahvesi içebilirsiniz. Türk kahvesi biraz ne yapar? Sizi tok tutar ve acıkma isteğinizi, yani yeme isteğinizi azaltır. Akşam yemeğinde de ızgara, balık, salata,
birlikte bunu yiyorsunuz ve tabii gün içerisinde yine 10-12 bardak kadar su içiyorsunuz. Bakın hiçbir yemekten mahrum kalmadan makro besinler, mikro besinler olan karbonhidrat, protein, yağı dengeli olan bu öğünü ikinci günde bu şekilde yapabilirsiniz. Gelelim üçüncü günümüze. Bunda not aldığınızı düşünüyoruz. Üçüncü günde dediklerimi yerseniz ertesi gün uyandığınızda bir bakacaksınız ki 1 kilo gitmiş. Üçüncü gün. Sabah. Burada bir kase yoğurt ya da yoğurt sevmiyorsanız süt de olabilir. İçerisine 2 yemek kaşığı yulaf koyuyoruz. Bir tane elma, yeşil elma özellikle. İsterseniz içerisine tarçın koyabilirsiniz, keten tohumu koyabilirsiniz. Öğlenleyin burada ızgara, ev yapımı, köfte veya tavuk eti. Ne kadar? 100 gram kadar. Yani bir eliniz büyüklüğünde yiyebilirsiniz. Köfte veya yanına salata, yanına bir kase yoğurt diyoruz. Akşama da sevgili dostlarım bir kase çorba, özellikle sebze çorbası yapabilirseniz daha güzel olur. Büyükçe bir kase içebilirsiniz. Salata ve bir kase yoğurt. Üçüncü günlerde bunu yiyorsunuz. Günde 8-10 bardak su içmeyi ihmal etmiyorsanız, bitki çayları müesseseden hediye. Çok acıkırsanız 1-2 yemek kaşığı leblebi bir bardak ayranla birlikte de içebilirsiniz. Bu da bizden size ayrıca bir hediye. Bu notları alınız. Çok hızlı kilo vermek istediğinizde bu önerilerimizi yapabilirsiniz. Ama bunları yaptıktan sonra öbür 3 günde hızlı kilo almamak için de yine abur cubur yemeyeceğiz. Yine sayarak beslenmenin püf noktalarına dikkat edeceğiz. Hareketimizi arttıracağız. Ve ne yapacağız? Sağlıklı yaşam için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Sizleri seviyoruz. Paylaşmalara doyamıyoruz. 3 günde 1 kilo vermek isteyenler için de 3 günlük beslenme önerimizi gönül rahatlığıyla yapıyoruz. Yalnız şu notu da söyleyelim. Bunlar bayanlar için, erkekler çarpı 2, yani bunun 2 katını gönül rahatlığıyla yiyebilirler. Notlar bizden, uygulamalar sizden diyoruz. Sizler için çok özenerek hazırladığımız YouTube'umuza abone oluyorsunuz ve yorumlarınızı bekliyoruz. Yorumlarımız doğrultusunda da efendim önerilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Bizden bugünlük de bu kadar.